Namaz kılmamak bir suçtur kıymetli kardeşler. Allah'a karşı çok büyük bir cürettir. Ama daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Namaza engel olmak. Cenab-ı Hak o noktada öyle tehdit ediyor ki, اَرَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا salla. Sen namaz kılan insanı engelleyeni gördün mü? Biliyorsun değil mi onu? Ne olacak o biliyor musun? لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلِيَدْعُ نَادِيَةٍ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةٍ Evet. Biz onu sahtekar alnından, perçeminden yakalarız onu. O namaz kılanı engelleyeni. Ama dünyada ama ahirette. Yakalarız ve o da istediğini çağırsın, kendine yardım edecek bir şey varsa biz zebanimizi çağırıyoruz zaten hazır. Evet. Onun için sakın ona itaat etme. Secde ayeti olduğu için ayeti okumuyorum. Sakın ona itaat etme, sen secdene devam et ve Rabbine yaklaş. Secde edersen Rabbine yaklaşacaksın çünkü. Evet, secde edersen Rabbine yaklaşacaksın. Zaman zaman duyuyorum böyle gençlerden vesaire bir yere girdim diyor. Hocam diyor, namazımı engel oluyorlar. Diyorum, namazın engel olursa git namaz kılacak bir yere. Vardı geçenlerde bir genç geldi, çok hoşuma gitti. Bir yere gittim hocam dedi, çok herhalde böyle özellikle bu bilgisayar konusunda çok ihtisaslı bir delikanlı. Beni dedi, sordular, soruşturdular, seni işe alıyoruz. Maaşını da kendin yaz buraya, bize bir şey sorma dediler diyor. Dedim ki diyor, ben maaşımı yazayım ama bende bir şartım var. Ben burada namaz kılarım. Ben namaz kılan bir insanım. Yani siz de namaz kılın diye zorlama. Ama benim namaz kıldığımı bilin dedim diyor. O zaman demiş ki, kusura kalmayın, biz seni alamayız. Ya burası Türkiye, değerli kardeşlerim yani. Gerçekten. O da peki demiş, ben de girmem yani. Mecbur muyum? Ben de gider baskede çalışırım demiş. Benim mesleğim her yerde geçerli. Müminlik budur işte. Yani dünya için ahireti satmamaktır. Ama en kötü satış da ahireti verip de dünyayı almaktır. Büyüklerin söylediği söz bu. En zararlı alışveriş, en zararlı ticaret de ahireti verip de dünyaya razı olmaktır. Ama dünyayı verip de ahireti kazanırsanız o çok karlı bir alışveriştir. Evet. Sahabe de onu yaptılar yani. Sahabe dediğimiz o insanlık tarihine Asr-ı Saadet diye bir mühürle bir tarih yazan nesil onu yaptılar. Dünyayı veririz, ahireti alırız dediler. Tabii bunu söyleyince birileri gene sözü farklı yerden anlıyorlar. Hazreti Mevlana diyor ki, şu dünyadan sözü doğru anlayan bir adamın hasretiyle gidiyorum diyor. Yani sözü başka yere çekiyorlar. Tamam dünya bizim olsun, siz ahirete falan gidin. Yok, dünya da bizim, ahiret de bizim. Ama biz ahiret verip de dünya almayız. Dünyamızda imar ederiz çünkü öyle dua ediyoruz Rabbimize. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Allah'ım dünyanın da güzelliğini bize ver ama ahiretin güzelliğini de bize ver. Ve Cenab-ı Hak böyle dua edenlere de Allah onlara da dünyanın da güzelliğini verir, ahiretin de ecrini verir buyuruyor Yüce Rabbimiz.